Eylül güncellemesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kali'nin 2. sezon 10. bölümünden devam ediyoruz ve ilk kez Amrit rotasını bölüm bölüm yayınlayacağım sanırım. Rehberler açıklanmadığı için illaki hatalarım olacaktır. Bunları açıklama kısmına yazmayı düşünüyorum. Oraya dikkat ederseniz sevinirim. Bölüm 10. Mineral. Dikkat! Bu bölümde ceset tanımları ve insanlara yapılan zulmün sahneleri mevcut. Lütfen bunu dikkate alarak okuyun. O gece uyuyamadım. Grant bizi hemen elçilikte toplamadı. Cesedi incelemek ve bölümle görüşmek için bir gün ayırdı. Bu nedenle ertesi gün gitmek gerekiyordu. Beklemek yorucuydu. Sabah erkenden yataktan fırladım. Aceleyle yıkanıp saçımı taradım. Sonra üzerimi değiştirdim. İngiliz lüksü. Hint zenginliği. İngiliz klasiği. Burada hileyi açıp almaya çalışacağım çünkü ve hilenin hiçbir işe yaramadığını fark ettim şu an. Ne yapalım, harcayalım bari. En iyi kendimi bunun içinde hissedeceğim. Artı 2 Tanrıçanın lütfu. Artı 1 saygı. Ceset bulundu. Yani dava kapandı. Killian ne halde olursa olsun Hayes'i bulmanın en önemli şey olduğunu söyledi. Bu arada bunu kapatayım. Bir çok sinirimi bozdu ve saçımızı değiştirelim. Bu olsun. Bu da çok dağınık duruyor aslında ama neyse. Ama içimde kötü bir his var. İngiliz ekibi burada iki İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü bile bile hiçbir yere gitmez. Bu iş öyle kolay bitmeyecek. Başka bir soru. Ben de kalmalı mıyım yoksa gitmeme izin mi verecekler? Biri ürkek bir şekilde kapıyı çalınca düşüncelerim bölündü. Şaşkınlıkla karşımda kardeşimi gördüm. Kir, neden bu kadar erkencisin? Öğlene kadar uyuyacağını düşünmüştüm. Yavaş yavaş yerel saate uyum sağlamaya başlıyorum. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Sana büyük annemin söylediklerinin notlarını getirdim. Söz verdiğim gibi, hatırlıyor musun? Tabii, yanıma otur. Kardeşim yatağa oturdu, bana bir defter verdi. Özensiz çocuksu el yazısıyla yazılmış birkaç cümle vardı. Bengalce yazılara baktığımda sitemle dedim ki, milyonlarca hata yaptın. Üzgünüm üzgünüm, kimse bana Bengalce öğretmedi. Tanrıçanın merhamet yolu. Bana da Bengalce öğretilmedi ama şimdi akıcı bir şekilde konuşuyorum. Sen de başaracaksın. Büyük annemin ne dediğini anlamışsın sonuçta. Ne yapayım sizin bu Bengalcenizi? Hayatım boyunca burada kalmayacağım ya. Bunlar senin köklerin. En az bir yerel dil bilmek güzel olurdu. Senin bu coşkuna katılmıyorum Mala. Kardeşimi daha fazla rahatsız etmemeye karar verdim ve okumaya başladım. Metnin içine dalınca her şeyi kendi gözlerimle görmüş gibi oldum. Büyük annemin korku dolu sesi kafamda yankılandı. Ona karşı yaşadığım korkumun bedelini ödedim. Yerde otururken bir noktaya bakıyordu. Büyük kara gözleri umutsuzluk ve pişmanlıkla doluydu. Tutarsız bir şekilde fısıldıyordu. Anneye borcumuz o kadar büyük ki ne benim ne de tüm ailemin ölümü onu telafi edemez. İndire başını eğdi. Torunların bile bedel ödemeye devam eder. Büyük anne, her şey yolunda mı? Kiron'a yaklaşmaya cesaret edemedi. Ancak tüm sözlerini yazmayı başardı. Bir keresinde topraklarımıza kan dökmeyi reddetmiştim. Ve şimdi kanlar nehir gibi akıyormuş. Ve toprağımız yanıp kül olmuş. İndire Kiron'a baktı. Kadın konuştuğunda çocuk bir şey anlamasa da gerildi. Hayatta kal yeter oğlum. Lütfen hayatta kal ve ablanın cehenneme gitmesine izin verme. Kiran ondan korkuyordu. Ne yazık ki büyük annenin onu uyardığının farkında bile değildi. Bu konuşmanın ayrıntılarını gelecekte konuşabilirsin. Kadın devam etti. Onlardan kork. Korkmana gerek yok. Zamanı geldiğinde onları anlayacak gücü bul. Hatta tehdit ederlerse katılacak gücü bul.
Ne dedi? Her şey kötü mü? Yoksa sadece tutarsız bir saçmalık mıydı? Bence bu önemli bir şey, saçmalık değil. Yani bilinçli mi konuştu? Kalbim korkunç bir felaketin hissiyle sıkışıp hızlandı. Büyük anne artık deli görünmüyordu. Sözleri yavaş yavaş gerçekten anlam kazanıyordu. Kiran'ı korkutmak istemedim ama onu uyarmalıydım. Hiçbir yere yalnız gitmeyeceğine ve aptalca şeyler yapmayacağına söz ver. Ne oldu birden? Büyük anne ne dedi? Daha sonra konuşuruz. Önce söz ver. Kir defteri elimden almaya çalıştı ama ben elimi geri çekmeyi ve notları yastığın altına saklamayı başardım. Bana öfkeyle baktı. Onları sana ben getirdim. Onları böyle alamazsın. Söz veriyorum. Şimdi okumama izin verir misin? Hayır, önce kendim çözeceğim bu işi. Bu adil değil. Odana git lütfen, düşünmem gerek. Garip biri oldun sen. Sinirli ve hep düşünceli. İş arkadaşların mı seni bu hale getiriyor? Onlarla çalışmak zor mu? Hayır, onların bununla hiçbir ilgisi yok. Kiran kaşlarını çattı ve başını salladı. Burada yaptığın iş hoşuma gitmiyor. Anne de bizi terk etmeden kısa bir süre önce böyle olmuştu. Şaka yapıp konuyu kapat. Ciddi bir cevap ver. Öyle deme. Onun neler yaşadığını bilmiyoruz. Ve şu anda benim neler yaşadığımı sen bilmiyorsun. Öyleyse anlat. Onun gibi susma. Anlatacağım ama sonra. Şimdi lütfen git. Kiran cevap vermeden dudaklarını büzdü. Sonra gitti. Daha ne kadar her şey yolundaymış gibi davranacağım. Büyükelçiliğe gideceğim. Soruşturmanın bittiğini ve Londra'ya gideceğimi söyleyeceğim. Beğenmedim ben bu olayı. Kiran için çok korkuyorum. Kahvaltıdan sonra Priyanka benimle sohbet etmeye başladı. Yani buradaki işin bitti mi? Komşular orada, ormanda. Bir tane daha bulunmuş diyorlar. Evet. Gitmek için acele etme. Durga Puja'ya katılayım. Kutlayalım. Yarından sonraki gün şenlikler başlayacak. En azından Hindistan'da neşeli bir şeyler gör. Tanrıçanın merhamet yolu. Artık evimin nerede olduğunu bilmiyorum. Buradaki her şeye çok alıştım. Durga Puja'yı kutlamak harika olurdu. Ne kadar güzel. O zaman Puja devam edene kadar kal. Bu çok özel bir dönem. Her şey farklı olacak. Şık ve neşeli insanlar, danslar, lezzetli yemekler ve bir sürü düzgün beyefendi. Hepsi erkekler uğruna yani. Kirandan sıkıldınız mı? Olur mu? O çok iyi bir çocuk. Onunla vakit geçirmek benim için zevk. Bir hafta bile olsa daha uzun kalsanız keşke. Siz eğlenirsiniz, biz mutlu oluruz. Yani iyi anlaştınız. İnsan öyle bir çocukla nasıl anlaşamaz ki? Bir mıknatıs gibidir. Tüm dikkatleri kendisine çeker. Onunla gençliğimde bile gülmediğim kadar çok gülüyorum. Kullanacak bir kuzum var gibi görünüyor. Priyanka'nın bana ne kadar faydalı bilgiler anlatabileceğini düşünerek içimi çektim. Evet, Kiran size çok bağlanmış. Bu onunla çok nadiren olur. Sizinle konuşmayı seviyor. Biliyorsunuz annemiz bizi terk etti. Kiran onu özlüyor. Kiran için onun yerini almışsınız sanki. Çocuklarla harika anlaşıyorsunuz. Öyle mi dedi? Kadının gözlerinde sevinç parladı. Ben çaktırmadan devam ettim. Evet, sanırım burada birkaç gün daha kalabiliriz. Gerçekten mi? Evet, ama davayı kapatmak için bir noktaya açıklık getirmem gerekiyor. Hangi noktaya? Aryan'dan gelen bilgiler sayesinde Priyanka'yı konuşturmayı başardın. Diplomatı kim öldürdü? Cliffhanger'de ne oldu? Manu düğününde kiminle konuştu? Şimdi diplomatı sormak saçma olacak. Cliffhanger'e nasıl tepki verir bilmiyorum. Manu düğünde kiminle konuştu demek mi daha mantıklı aslında? Onu doğru düzgün görmedim. Arkadaş çevresi hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum. Ama neden? Soruşturma üzerinde çalışırken bana bilgi vererek yardımcı oldu. Arkadaşlarıyla tanışmak istiyorum. Belki bir cinayeti hakkında daha çok şey biliyordur. Manu bir gün öncesinde garip şeyler söylediyse ya da onun gibi bir şey olduysa. Tabii ki merak ettiğim şey bu değil ama Priyanka'ya merakımın zararsız olduğunu göstermek önemli. Kiminle konuştuğunu öğrenirsem cinayete kimin karıştığını bulabilirim. Nasılsa Priyanka başka hiçbir soruya cevap vermez. İlk denemede doğru soruyu seçtin. +2 vefa. +2 bağımsızlık. Ay çok mutlu oldum şu an. Kadın safça omuzlarını silkti sadece. Ne yazık ki kızım, arkadaşları düğününe gelmedi. Biraz bizimle, biraz sanayla konuşmuştu. Sonra Bay Dubey, aile hayatının sorumluluklarıyla ilgili konuştu onunla. Oğul Dubey mi? Değil tabii, o hala bekar geziyor. Baba Dubey'den bahsediyorum. Oğlundan bahsetmişken, Amala, o adam bekar ve çok zengin. Bu boş konuşmaları duymazdan geldim. Bu demek oluyor ki,
Manu Devdas'la birlikteydi. Lanet olsun, artık Manu'nun ölümünde Devdas Dubey'in parmağı olduğunu biliyorsun. Saate baktım, gitmem lazımdı. Priyanka beni durdurmadı ve işine geri döndü. Grant'ın ofisi her zamanki gibi kahve kokuyordu. Bize adli tabibin sonucunu yüksek sesle okudu. Bir elinde bir dosya, diğerinde bir fincan espresso tutuyordu. Şahsın 30 ila 40 gün arasında bir süre boyunca ölü olduğu sonucuna varılmıştır. Sırt derisi yıpranmış ve aşınmış, karakteristik sürüklenme izleri mevcut. Ölümün boğaz bölgesinde yapılan derin bir kesikten kaynaklandığı öngörülüyor. Şahsın kafası ölümü gerçekleştikten sonra kesilmiştir. Ofiste bir sessizlik oluştu. Yani kesinlikle o mu? Başka seçenek yok mu? Çok fazla çürümüş olmalarına rağmen eller hala incelenebilir vaziyetteydi. Parmak izlerini aldık ve cesedin Hayes'e ait olduğundan emin olduk. İşaret. Killian bize bir kağıt uzattı. Bir göz at. 4 numara. Yani Cliffagramiden Sanji 1. Bilmem bir şeyler 2. ve 3. Diplomatımız 4. Mücevher satıcısı 5. Rose 6. ve sonuncuydu. Bu numaralandırmanın önemi nedir? Belli bir hedefe doğru ilerliyorlar. Bence katillerin belirli kurban sayısı var. Bu yüzden her birini numaralandırıyorlar. Hedeflerine ulaştıklarında öldürmeyi bırakacaklar mı? Pek olası değil. Kan kokusu ve ceza yokluğu pek hala yüreklendirir. Karşı çık, kabul et, sessiz kal. Ama bunlar hala dine dayalı cinayetler. Bazı kurallara ve mantığa uymak zorundadırlar. Öldürme yöntemlerinin hiçbir dine, hatta en şiddetli yan dallarına bile uymadığını kendin söyledin değil mi? Yani kurallar kendi kendine koyuyorlar, patron onlar. Benzer bir şey Delhi'de veya Mumbai'de de olmuş mu hiç? Neden soruyorsunuz? Eskiden adamlarınız orayı denetlermiş. Araştırma bölgesini daraltmamız faydalı olurdu. Tüm bunların yalnızca Kalküta'da olduğundan emin olurduk. Makul bir düşünce. Orayı başka insanlar yönetiyor. Onlarla hiçbir temasım yok ama bu kısmı kesinlikle netleştireceğim. Hikayeyi Killian'dan ayrıntılı olarak öğrendiğin için diğer şehirlerdeki diplomatlardan haberdarsın. Lima kanepeden kalktı. Bu olay artık bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bay Hayes'in akıbetini öğrendik. Soruşturma bitti. Senin için evet ve onun buraya uğruna geldiği işi tamamlamamız gerekiyor. Anlaşmanın ihlal edildiğine dair kanıt mı toplayacağız? Evet, yani haberiniz var. Bu konuyu kimseyle konuşmayın. Gabriel parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Bize neredeyse şaşkınlıkla baktı. Cesedin son görüntüsü kafama saplandı. Genelde böyle vakalarla çalışmıyorum. Burada birkaç kez böyle cesetler gördük. Şimdi bu vakanın bana neden garip geldiğini anlıyorum. Bunlar sadece sözler ya da raporlardaki kayıtlar değil. Bunlar gerçek insan cesetleri, gerçek kesik kafalar. Evet, hiç hoş değil. Yüksek saygı yolu, Amala ve Lima, bize katılmanızı gerçekten çok isterim. Burada işlerin ne kadar karışık olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Yardımınıza ciddi anlamda ihtiyacımız var Amala ve senin bu, nasıl desem, hırsına. Hırsıma mı? Sürekli benim için endişeleniyorsun. Burnumu beni ilgilendirmeyen işlere soktuğumdan şikayetçi oluyorsun. Bence bu senin olumlu özelliklerinden biri. Lima, sen de kalırsan çok mutlu olacağım. Katillerin izinden gitmeliyiz ve sen bu işi çok iyi biliyorsun. Bilmiyorum, düşünmem gerek. Burada çok yoruldum. Ben de artık sadece kendimden değil, kardeşimden de sorumluyum. Tamam, bir karar verdiğinizde bana bildirin. Sadece hızlı olun. Buradaki her şey ve herkes bize karşı, kelimenin tam anlamıyla. Ne demek istiyorsun? Geçen gün bazı ilginç bilgiler öğrenmek üzereydim ama tam o anda biri bana çarpıp neredeyse yere seriyordu. Konuşmalarına kulak misafiri olduğum kişiler ise çoktan ortadan kaybolmuştu. Sonra yerlilerden duyduğum konunun ayrıntılarını öğrenmeye çalıştım. Ama herkes burun kıvırdı, inkar etti ya da bana sadece malını satmaya çalıştı. Ardından soyulduğumu anladım. Muhtemelen kalabalığın içindeki o adam bana bilerek çarptı. Ama güzel ve temiz giyimliydi. Yani hırsız olduğunu hemen anlayamazdım. Sanırım kim olduğunu tahmin edebiliyorum. O konuşma ne hakkındaydı? Olağan dışı bir şey değildi ama başlangıçta İngilizce konuşmalarına şaşırdım. Yerliler, özellikle de eğitimsiz olanlar ne sıklıkla yabancı dilde sohbet eder. Bu gerçekten garip.
Belki başkaları tarafından anlaşılmak istemediler. Belki ne hakkında konuşuyorlardı? İşlek bir caddede yürüyordum. Hava kararıyordu. Bozuk İngilizce duyduğumda durdum ve dinledim. O benim arkadaşım. Sürekli turist getirip götürüyor. Neden bu kadar uzağa gitmiş ki? Lanetlenmiş topraklara, başımıza bela olur. Ben de aynı şeyi söyledim. O da turistlerin iyi parası ödediğini söyledi. Gerçekten de kül olmuş. O yere illa da gitmeleri gerekiyormuş. Pekala, canları cehenneme, kendi sorunları. Evet, ama sen önce bir dinle. Rakiş dedi ki, orada o turistleri bir adam karşılamış. Adam mı? Orada. Evet, sonra Rakiş daha yakından bakmış ve turistlerin hiç de turist gibi görünmediklerini anlamış. Sinsi sinsi dolaşan onlar mı yoksa İngilizler? Evet, onlar. Rakiş bilmeden onları oraya kendi elleriyle getirmiş. Ah, onunla görüşme Kapil, başını belaya sokma. Beni de bulaştırma, yeter artık, bu pis dilde konuşmak istemiyorum. Ne? Sonra soyuldum. Kül olmuş bir yer, lanetli topraklar, Klifagrami olmasın? Garip bir konuşmaydı, mantıksızdı. Bu köyün adını bile duymak istemediklerini zaten biliyoruz. Yeni bir ipucun var. Killian bana gözlerini kısarak baktı. Kendi kendime bir şeyler düşündüğümü fark etti. Lima için çekti. Bütün bu sırlardan ve komplolardan bıktım. Kahve istiyorum ve otele geri dönmek istiyorum. Evrak işini bitirip bize bir taksi ayarlayacağım. Ofisten birlikte çıktık. Gabriel başını kapının arkasından uzattı. Sanırım sizin de gitme zamanınız geldi. Evet. Amala, araştırmamıza katılın. Çabalarınız yardımcı olacaktır. İyi bir maaş alacaksınız. Konu para değil. Peki ne? Yoruldunuz? Yoksa benimle çalışmak mı istemiyorsunuz? Bu seçim romantik ilişkinin veya arkadaşlığın düzeyini belirleyecektir. Hayır, sizi sevdim. Sizinle çalışırken kendimi rahat hissediyorum. Yorgunum. Bazılarının uyarılarına rağmen. Ne tesadüf, beni de sizinle ilgili uyardılar. Belki de aynı kişiydi. İkimiz de Rose'u kastediyoruz. Eminim ki Rose ona zor olabileceğimi söylemiştir. Belki de o kişiye katlanmak her zaman kolay değildi. Ne kadar haklısınız. Biliyor musunuz, sizinle güzel anlaştık. Yine de araştırmaya devam etmeye karar verirseniz iyi olur. İçimde arkadaş olacağımıza dair bir his var. Bakalım bana ne kadar tahammül edebileceksiniz. Ve siz de bana. Gabriel seni sevdi. Yakında olumlu bir yanıt almayı umuyorum. Daha fazla sizi tutmayacağım. Başını eğip veda etti ve kapıyı kapattı. Killian ve Lima'yı aramaya gittim. Kafeteryaya indiğimde çoktan beni bekliyorlardı. Ah, işte buradasın. Senin için kahve yaptım. Ah, teşekkürler. Ama gitmemiz gerekmiyor mu? Sorun yok. Taksiyi Killian hallediyor. Zamanımız var. Otur, konuşalım. Şaşırdım. Yakındaki bir sandalyeye oturup bardağı tuttum. Lima mükemmel kahve yapardı. Zevkle bir yudum aldım. Nasılsın? Endişeli görünüyorsun. Araştırmaya devam etmeyi reddetmeyi düşünüyorum. Yani gidiyor musun? Hindistan'ı sevmedin mi? Konu sadece Hindistan değil. Bir kişi beni gitmeye zorluyor. Kim? Bana bir şey tavsiye et ama sessiz olacağına söz ver. Lima sana danıştı çünkü arkadaşlığınız Killian'ınkinden daha güçlü. Tabii, Killian'dan mı bahsediyorsun? Nasıl tahmin ettin? Aranızda bir şeyler oldu görüyorum. Tartıştınız mı? Çok fazla belirsizlik var. Ondan hoşlanıyorum. Görünüşe göre o da benden hoşlanıyor. Ama tekrar canım yanacak diye korkuyorum. Anlıyor musun? Gabriel ile olduğu gibi. Evet, her şeyi kontrol etmeyi ve beni değersizleştirmeyi seven başka bir egoistle karşılaşmak istemiyorum. Killian öyle biri değil. İş dışında bir seneyi bile incitmez bence. Bence anahtar kelime. Bunu test etmek istemiyorum. Erkeklere güvenim yok. Çalışırken de neler gördüm. Karılarını nasıl aldattıklarını, onlara zerre değer vermediklerini. Kendimi gereksiz bir eşya gibi hissetmek istemiyorum. Neden öyle diyorsun? Killian kim olduğunu ve ne iş yaptığını bile bile seninle ilgilenmeye başladı. Saygı ve kişisel özgürlüğün senin için ne kadar önemli olduğunu anlıyor değil mi? Evet, lanet olsun. Ondan o kadar çok hoşlanıyorum ki. Lima ve Killian'ın ilişki puanı birbirleriyle ciddi şekilde ilgilenmeleri için yetti. Acıdan korkuyor ama kalbini kontrol edemiyor. Killian da öyle. Bence sizin birbirinize bir şans vermeniz lazım, durmanız lazım. Ay, 32 elması görünce okuyamadım bir an.
Yani şu an içim acıya acıya verdim bu elması. Geçmişinin seni geleceğinden mahrum etmesine izin vermemelisin. Yaralandıktan sonra herkesten nefret etmek ve kendini dünyadan soyutlamak çok kolay. Açık bir kalple yaşamaya devam etmek çok daha zor ama ödülü buna değer. Evet, haklısın. Biliyor musun, bir noktada kızlara bakmaya başladığımı fark ettim. Sence benim korkum yüzünden mi öyle oldu? Yani bir erkekle yeni bir ilişkiye açılmak benim için bu yüzden mi zor? Sanmıyorum. Hiçbir korku kızları durduk yerde çekici kılmaz. Bence her iki tarafı da seviyorsun. Bu sana itici gelmiyor mu? Gelmeli mi? Aşkın her hali güzeldir. Bence Kilian'a bir şans vermelisin. Ya da ileride aşık olabileceğin o kıza. Evet, bazen acıtıyor ama sevmek ve bazen üzülmek hiçbir şey hissetmemekten daha iyidir. Lima utanarak başka tarafa baktı. Tereddütle başını salladı. Evet, muhtemelen. Lima ve Killian çıkmaya başlayacak. Senin sayende arkadaşlığınız güçlendi. Teşekkür ederim Amala. Dalga geçmediğin ve anlayış gösterdiğin için teşekkürler. Dalga geçilecek bir şey yok. Sadece mutlu olmanı diliyorum. Keşke mutlu olurken elmaslarımı da yanında götürmeseydin ama. Akşam eve geldiğimde Priyanka oturma odasında beni bekliyordu. Garip, neşeli gülümsemesinden bir şey olduğunu anladım. Kiran onun yanında oturmuş sırıtıyordu. O ablacım, gelmişsin. Kir. Amala merhaba tatlım. Tatlım. Sabah neden bu kadar hoşnutsuz ve ciddi olduğun şimdi anlaşıldı. Yeni nişanlınla mı tartıştın? Ne? Endişelenme, şimdi barışırsınız. Bak, sana bir şey gönderdiler. Priyanka bana göz kırptı ve kutuyu uzattı. Tanıdık bir kart gördüm. A'dan A'ya, bunu benim için giy. Amrit doğrudan eve gönderdi. Hiç de utanmadı. Ay, bunların niye mutlu olduğu belli oldu. Hediyeyi açtım. Pahalı mücevher seti. Mütevazi takı seti. Pahalı görünüyor. Tabii, sonuçta oldu beyin kendisi gönderdi. Neden söylemedin? Bu adam sana ilgi gösteriyormuş. Ben de sana birini ayarlamaya çalışıyordum. Daha bu sabah Amrit'ten bahsettim halbuki. Kalküta'daki hiçbir erkeğin statüsü Amrit Dubey'inki ile karşılaştırılamaz. Amrit'ten pahalı bir mücevher aldın. Seninle çok ilgileniyor. Kiran bizi izliyordu. Sonra bana döndü. Yeni manita mı buldun? Düşündüğün gibi değil. Düşünmüyorum zaten. Görüyorum. Ne ara tanıştınız? Birbirinizden ne ara hoşlandınız? Öyle bir şeyin olması gerekiyordu ama bu kadar çabuk. Gerekiyordu. Dikkat çekici bir adam sonuçta. Sananın düğünündeydi. Ondan hoşlanmış olman çok doğal. Sen de güzel bir kızsın. Gerekiyordu dediğine göre Priyanka da olayları az çok biliyor. En başından beri böyle düşünüyordum zaten. Aynaya bakıp takıları incelemeye başladım. Kolye taşında çok tanıdık bir desen fark ettim. Neyden yapılmış? Sessiz kal. Çok güzel bir mineral. Ah, bu mu? Anortozit. Pahalı ve çok değerli bir taş. Anortozit. Kütüphanede bununla ilgili araştırma yapacağım. Bu taşı ilk defa görmüyorum. Mineralin adını öğrendin. Bu bazı olayları birbirine bağlamaya yardımcı olacak. Bir an önce odama gitmeye karar verdim. Bayan Chuan ile bu konuşmalar beni rahatsız etmeye başlamıştı. Sonuçta birinin özel hayatıma burnunu sokması beni rahatsız ediyordu. Bu bana annemi hatırlattı. Bu yüzden üzüldüm. Çok konuşuyor ve bazen fazla patavatsız. Bana ne zaman ve kiminle evleneceğimi söyleyemez. Kızı değilim. Pijama giydikten sonra Chuan kütüphanesine gitmeye karar verdim. Geceleri çok rahattı. Kimse yoktu. Üstüme atabileceğim bir bornoz ararken garip bir şey fark ettim. Kirandan alıp yastığımın altına koyduğum notlar yerinde değildi. Onları başka yere koymadım. Burada olmaları gerekirdi. Ne oluyor? Neredeler? Bir süre onları odanın her yerinde aradım ama bulamadım. Ne garip, bu garipti. Yine de bu mevzuya takılmak istemedim. Çaldığım o kitap gibi ortadan kayboldular ama sonra kitap Dubey'de bulundu. Peki Kiran'ın notları nerede? Bu soru cevapsız kaldı. Gece yarısını bekledikten sonra kütüphaneye gittim. Ve bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümü aşırı merak ediyorum ve çayım yok. Dolduğu gibi oynayacağım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.